Aşk ve gurur mu? Yok ya, bugün pek havada değilim. Hı. Ne isteyeceğiz? Barton Fink, Cohen kardeşler. İyi, izleyelim bakalım. Takıyorum. Aa, o ne, adam nereden çıktı ya? Kim ki bu? Yan komşusu işte. Ha, ne alaka ya? Öylesine mi gelmiş? Hı. Duvarlar ne akıtıyor öyle ya? Ne o, nem mi ya? O kadar nem olur mu ya? Ya işte bina Barton'un kafasının içi gibi. Öyle düşün. Ha. O zaman ayakkabılar? İşte İngilizce ayakkabının içinde olmak. Yani onun yerinde olmak gibi. Metafor ya. Anladım. Anlamadım ya. Vallahi zerre kadar anlamadım. Hem salak olduğumu düşünüyorsun şu an değil mi? Yok canım, niye salak olduğunu düşüneyim? Çok yapıyorum. Valla sıkıldıysan değiştireyim. Yok yok, değiştirme. İzleyeceğim. Sevmek istiyorum ben bunu. Hatta hastası olmak istiyorum. Senin sevdiğin ne varsa ben de anlayıp onları sevmek istiyorum. Niye kapattın? Ben bir çalışma odasına gideyim. Neden? Ne oldu ki? İzliyorduk. Aklımı çeliyorsun. Sevim'in hallerin, hareketlerin. Ben sana yaklaşmak... işte. Aa, ne yapayım canım? Ben buyum. Hayret bir şey ya. Efendim kardeşim. Olur, tamam, gel evdeyim. Aa Defne. Ne haber? İyidir Sinan Bey, siz? Sinan? Ne oldu bu yüzünün hali? Ya bu Biagio'yu alan işte şirket. Senior Moro. O arada. Tamam. Defne, sen bunları duymasan daha iyi olacak. Müsaade eder misin bize? İyi, peki tamam. Sağ ol. Geç. Oh. Ne dediler? Boşuna gelmeyin dediler. Bizimle çalışmayacaklarmış. Kendi grup şirketlerinden bir tanesiyle çalışacaklarmış işte. Ne yapacağız Ömer ya? Biagio bizim en büyük müşterimizdi abi. Bir sakin sakin dur, bir düşünelim dur. Ya neyi düşüneceğiz Ömer, gözünü seveyim. Sinan sakin dedim. Niye, nasıl sakin olacağım Ömer? Biz bitiyoruz ya, eriyeceğiz, yok olacağız. Ya bir dur, bir dur. Of Ömer ya. Ne dediler tam olarak? Ne diyecekler işte, bu kadar dediler. Çalışmak istemiyoruz. Bu. Ama yani sonuçta ortada bir sözleşme var değil mi? Yani bahar koleksiyonunu almak zorundalar. Ya, 4 ay. 4 ay süremiz var. Ondan sonra el. Uçurum. Başımıza gelene bak. Biz bütün üretim bandımızı Biagio'ya göre yaptık ya. Dünya kadar yatırım bu. Yani ikna edilebilir bir tarafları yok mu? Ne bileyim, belki... İşte anlasana, fiyatı kırmak için yapmışlardır, ne bileyim. Ha? Değil, değil. Onlarla konuştuktan sonra Biagio'yu aradım. Hani belki araya girer de ne bileyim işte bir şey yapar falan. Yok yani, biz ne kadar fiyat düşürsek düşürelim, lojistik falan her türlü fiyat fark ediyor. Tamam dur, bulacağız. Ayakta kalacak bir yol bulacağız, düşüneceğiz, dur. Ya bizim bu içinde olmak istemediğimiz eski işler vardı ya, hani onlardan birine mi dönsek acaba? Aman ha, sakın. Bir anla düşeriz, hiç anlamayız ya. Ne yapacağız Ömer? Bekleyelim, şirket mi batsın? Ne yapacağız yani? Bir sakin olursan kardeşim. Olamıyorum Ömer. Sakin falan da olamıyorum. Senin de bu rahatlığın deli ediyor beni ya. Çok fena ya. Ne yapsam ki? Hadi git. Sabah konuşuruz. Git. Tamam.
İyi misin? Değilim. Bana anlatmak ister misin? Herhalde kötü bir haber aldım. Öyle oldu biraz. Sana sıcak bir şey yapayım mı? Hem böyle sakinleştirir falan. Defne, ben sakinim. Gerçekten sağ ol. Hayatta hiçbir şey öyle durduğu gibi kalmıyor, merak etme. Çözülecek. Sen çözersin. Yalnız kalmak istersen eğer ben... Yok yok. Gerek yok. Ben şey, çalışma odasına gideyim. Sen uyumadın mı? Yok. Olur mu öyle ya, uykusuz uykusuz? Yarın nasıl gidip çalışacaksın? Sen niye uyandın ya? Rahat edemedin mi? Ha yok yok, rahat ettim, onun için değil. Canım tatlı bir şeyler istemişti de. Durum o kadar mı kötü ya? Öyle. Ya şimdi bunu söylemek çok saçma olacak ama... Her şey geçiyor gerçekten. Ben mesela yaşadıklarıma bakıyorum. Yani artık toparlanmaz dediğim, her şey bitti dediğim. Bitmemiş işte. Yani annemin gidişi. Tasarım okuyamamam, tasarımcı olamayacağımı anlamam. Bir dakika, sen tasarım mı okuyacaktın? Hı hı. Okulu kazanmıştım. Hem de birincilikle. Ama sonra işte para lazım oldu. Çalışmam gerekti, gidemedim. Çok üzüldüm tabii, önceleri falan bayağı yani. Ama şimdi düşünüyorum. Yani onu yaşamasaydım belki şu an burada olmayacaktım. Ya anneannemin çok güzel bir lafı var. Her şerde bir hayır vardır. Önceleri çok kızıyordum da yani şimdi hak veriyorum galiba. Hayatta yaşadığımız her şeyin bir sebebi var. Yani belki çok sonra yaşayacağım bir mutluluğun bedelidir bu sıkıntı. Yani belki değmiyordur bile. Yani o yüzden üzülme. Hadi ya sen. Uykusuz kalma, yarın iş var. Sen? Ben iyiyim böyle ya. İyi geceler. İyi geceler. Muhtemel aşk için açtım ben dimi. Yolculuk nereye? Dinlemeden kendimi.
temelen aşk. Hiç canım acımadan aşık oldum sandım. Dikenlerin üstünde bir tebessüm yüzümde. Günaydın Şükrü. Günaydın Şükrü abi. Şükrü. Pardon efendim, buyurun. Şükrü abi, iş için öyle şey değil yani. Ben şimdi Şükrü abinin yanına bineyim de, ayıp olmasın. Bugün de hava maşallah pek güzel. Biraz soğuk ama. Oho, biz ne soğuklar gördük bu yine iyi. Değil mi Ömer Bey? Tabii tabii. Ya şey mi yapsak? Hani böyle bir tane sandviç yapan yer vardı. Hı, sen çok seviyorsun falan. Orada mı sandviç mi yaptırsak? Ha, ama geçtik orayı ya. Aa, olsun Şükrü abi, döneriz ne var? Döneriz dönmesine de trafiğe baksana Defne. Defne aç değilim ben, sağ ol. Ömer, yanında olduğumu biliyorsun değil mi? Görüşürüz. Görüşürüz. Yasemin Hanım, ne oluyor? Neyiniz var? Gel. Bu konuştuğumuz aramızda kalsın. Pasiyonis. Biagino'yu kaybetmiş. Ne? En büyük müşterisi. Biagino giderse? Batar. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Yani bütün üretim bandı o kadar çalışan falan böyle açığa çıkarsa... Bu Ulis işi tek başına karşılamıyor değil mi? Yok canım, mümkün değil.
Yani bizim 4 ay içinde en az bir Acun'a kadar geniş çaplı bir müşteri bulmamız lazım. Peki şey ve bahar koleksiyonuyla ilgili bir şey dediler mi? Yani alıyorlar mı? Yani söylemediler de alacaklar. Almak zorundalar ya, sözleşme var ortada. Yani diyorum ki bahara öyle sıkı çıkarız ki devam etmeyi düşünürler, ne bileyim. Neden olmasın? Yani dediğin gibi sıkı çalışırsak, böyle akıllarını başlarından alacak bir koleksiyon çıkartırsak aslında olur. Yani şey gibi, anladın mı? Hani bu zamana kadar yaptığımız bütün koleksiyonlardan daha iyi, en iyisi gibi düşün. Hani o zaman ne bileyim, görünce... Aslan kardeşim benim be. Yaparız ya. Yaparız, yaparız. Biz çözeriz bu işi. Halledeceğiz ya. İyi olacak. Tabii canım. Niye olmasın yani? Döner bu iş buradan ya. Olur bence yani. Aynen öyle. Biz neler atlattık, bu ne? Biyacın o sözleşmeyi yenilemiyormuş. Doğru. Dün öğrendiğin haber bu muydu? Aynen. Gallo sonraki gün bizim şirkete geliyor. Ben size haber veririm. Belki bir bağlantı falan sağlarsınız, iş yaparsınız. Ne bileyim, belki bir işinize yarar. Yani sonuçta Gallo yani. Biyacın bile cebinden çıkarır. Anlaşma yaparsanız pasyonunuz kurtulur. Defne. Bir daha bana çalıştığın yerle alakalı bilgi verme. Sen içerinin çalışanısın. Bu çok yanlış. Senin için. Biliyorum. Biliyorum ama... ne için olursa olsun. Bir daha yapma. Ben de ben duymuş olayım ya da sen söylemiş ol. Başka hiçbir şeyin umurumda olmadığını anlamıyorsun değil mi? Ha Derya, bağla, bağla. Pronto. E perché allora? Se c'è un contratto. Sì. Sì. Ma non c'è niente da fare. No. Le auguro una buona giornata. Sözleşme iptal. Bahar koleksiyonunu almak istemiyorlar. Yani 4 ay falan yok. Şu an şu dakika itibariyle her şey durdu.